Ekranda gördüğümüz 2 kilogram ve 6 kilogramdaki iki cismin kütle merkezinin nerede olduğunu bulmak istiyoruz. Cisimlerin aralarında uzaklık 10 cm ve kütle merkezinin iki cisim arasında ve kütlece büyük cisme daha yakın olacağını biliyoruz. Bir önceki videoda bununla ilgili birkaç örnek incelemiştik. Belki ona bir göz atmak isteyebilirsiniz. Ancak kütle merkezinin tam olarak nerede olduğunu bulmak için bir formül kullanıyoruz. Kütle merkezi formülü işte buna benzeyen bir formül. Biraz uzun bir formül ama gözünüz korkmasın o kadar da karışık değil. En baştaki x santimetre kütle merkezinin konumunu temsil ediyor. Kütle merkezinin nerede olduğunu bulmak için kütle merkezini bulmak istediğiniz sisteme dahil olan kütleleri kendi konumlarıyla çarpar, bulduğunuz m çarpı x değerlerini tek tek tüm kütleler için uyguladıktan sonra birbirleriyle toplar ve sistemdeki kütlelerin toplamına bölersiniz. Sonuçta çıkan değer az önce söylediğim gibi size kütle merkezinin nerede olduğunu verir. Şimdi bu formülü ekrandaki örneğe uygulamak ve neler elde edeceğimizi görmek istiyorum. Kütle merkezinin konumu eşittir birinci kütle yani m1. Bu arada kütlelerden herhangi biri m1 olabilir ama ben kırmızı yani 2 kilogramlı kütleyi m1 olarak kabul edeceğim. Bunu birinci kütle yani m1'in konumunu veren x1 ile çarpmamız lazım. İş konuma geldiğinde kafanız biraz karışmış olabilir. Yani ortada bir koordinat sistemi olmadığı için iyi de hangi konumdan bahsediliyor acaba şimdi ne yapacağım diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunun için kendinize bir orijin ya da ölçümlemeyi yapacağınız bir sıfır noktası belirlemelisiniz. Bu sıfır noktası ya da x eşittir sıfır noktası cisimlerin konumları yanında kütle merkezinin konumunun belirlenmesinde de kullanılacak. Bu örnek için x eşittir sıfır noktasını burası olarak belirleyelim. Evet, x eşittir 0. Bu nokta ve x değeri bu yönde artacak. 0'ı belirlediğimize göre orta nokta x eşittir 5. Burası da x eşittir 10 olacak. 0 noktasını seçebilmek gerçekten de işimizi epey kolaylaştıracak. Çünkü örneğin 0 noktasını bu şekilde belirlediğimizde birinci kütlenin konumunun 0 olduğunu ve bu terimlerin hesaplamada hiçbir etkisi olmayacağını hemen söyleyebiliriz. Artı ikinci kütle yani M2 6 kilogram çarpı M2'nin konumu. Bu noktada istediğimiz noktayı seçebileceğimizi ama seçtiğimiz nokta konusunda da tutarlı olmamız gerektiğini bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Kısacası birinci kütle için bu noktayı x eşittir 0 olarak belirlediysek ikinci kütle için x eşittir 0 noktasının da burası olması gerekiyor. Hemen 10 santimetreyi not ediyorum. Elimizde iki tane kütle olduğu için paydadaki işimiz bitti. Kütlelerin toplamı ise birinci kütle 2 kilogramdı, ikincisi 6 kilogram olduğuna göre eşittir. 2 çarpı 0, 0 eder. Artı 6 çarpı 10'dan 60 kilogram santimetre elde ederiz ve bunu 8 kilograma böldüğümüzde de sonucu 7,5 santimetre olarak buluruz. Bu sonuç bize kütle merkezinin x eşittir 0 olarak adlandırdığımız noktadan 7,5 santimetre sağda olacağını söyler. İşte burası. Sistemin kütle merkezi burasıymış. Bu iki kütleyi bir tahtanın üzerinde bu şekilde yerleştirip tam bu noktadan da desteklersek kütleler dengede durur. Bu noktada x eşittir 0 noktasını seçebildiğimize göre acaba farklı değerler elde etmez miyiz diye düşünüyor olabilirsiniz. Doğru. Elde edeceğiniz değer seçtiğiniz x eşittir 0 noktasına göre değişecektir. Mesela x eşittir 0 noktasının burası yerine burası olmasını istediğimizi düşünelim. Evet, yeni x eşittir 0 noktamız 6 kilogramlı kütlenin bulunduğu nokta olsun. Formülü bir kere daha uygularsak, kütle merkezinin konumu eşittir 2 kilogramlı kütle çarpı bu kütlenin konumu için artık 0'ı değil. Eğer burası 0 ve bu yönde pozitifse, birinci kütle x eşittir sıfırın solunda olduğu için eksi 10 santimetreyi kullanacağız. Artı 6 kilogram çarpı konumu 0 olduğu için 0 santimetre. Kütleler toplamı değişmediği için buraya da yine 2 artı 6 kilogram yazıyorum. Buradan sonuç yani 2 çarpı eksi 10 artı 6 çarpı 0'dan 6 çarpı 0 0 ettiği için eksi 20 kilogram santimetre çıkar. Bunu 8 kilograma bölersek eksi 2,5 santimetre buluruz. Farklı bir değer elde ettiğinizi görünce sorunun cevabının x eşittir 0 noktasına göre değişmemesi gerektiğini düşünüp sakın endişelenmeyin. Çünkü sorunun cevabı yani kütle merkezinin konumu değişmedi. Hala aynı yerde. Eksi 2,5 santimetrenin buradaki x eşittir 0 noktasına göre hesaplanacağını unutmayın. Buradan eksi 2,5 santimetre ilerlemek için sola doğru 2,5 santimetre ilerlememiz gerek. Bunu yapınca da aynı noktaya geldiğimizi görüyorsunuz değil mi? Burası 7,5 cm'ydi. Burası da 2,5 olduğuna göre toplam 10. Kütle merkezinin sıfır noktasının konumuna göre değişmeyeceğini sakın ama sakın unutmayın olur mu? Yapmanız ya da hatırlamamız gereken tek şey sıfır noktasını belirledikten sonra tutarlı olmanız, değiştirmemeniz ve en sonunda kütle merkezinin konumunu da aynı sıfır noktasına göre belirlemeniz. Kısa bir tekrar edecek olursa kütle merkezi formülünü kütle merkezinin nerede olduğunu bulmak için kullanabilirsiniz. Formül kütleleri tek tek konumları ile çarpmanızı, sonra bulduğunuz değerleri birbiriyle toplamanızı ve bunu da kütleler toplamına bölmenizi söyler. Konumları istediğiniz x eşittir 0 noktasına göre belirleyebilirsiniz. Bu formülle bulacağınız değer kütle merkezinin seçtiğiniz x eşittir 0 noktasına göre konumunu verir.